Bırak. Mustafa, sen benim gözümsün. Ben senin silah arkadaşınım. İki çocuğum var Mustafa. Senin yeğenlerin. Elini öptüler geçen bayramda. Benim kanadım kırıktır. Beni kurda kuşa bırakıp gitme. Bir ekmeği 5 kişi paylaştık Mustafa. Jandarma kurşunu yağmur gibi yağarken biz omuz omuza dövüştük. Benim sende çok hakkım vardır. Onlarla aynı kaput altında yattık yıllarca. Mustafa. Mustafa, beni bırakıp gitme. Elini ayağını öpeyim Mustafa. Mustafa! Eşeğin oğlu, bu yorgun köpek. İlk kar düşen de jandarmaya ihbar vermiş. Jandarmadan bir kutu barut almak için, 4 tane tavşan vurmak için, 2 tane kurt vurmak için. Demiş Aziz ta orada. Yalan mı eşeğin oğlu? Bana bak, getir onun karısını buraya. Bu senin kocan mıdır? He! Dul kalacaksın. Özüne bir başka herif bulasın.
Ula beni dinleyin! Akılsız merdi köyünün ihtiyarları! Köyünüzün yedi uşağını tutup boyunlarına ip bağlamışız! Birini ipe çekmişiz! Yastıklarınızın altında sakladığınız çıkınlarınızı sökün! Avratlarınızın sakladığı küflü paraları çıkarın ortaya! 17.000 lira denkleştirin! Parayı getirmezseniz her cuma birinin kafasını kıbleye çevirip keserim! Kesmezsem uyuz bir çakal gibi dağlarda ölem! Vallahi bu köylü ciğersizdir. Kendi canı hepsinden kıymatlıdır. O kadar bağırıp çağırmışım, lakin bir Allah'ın kulundan ses çıkmamıştır. Bu dürzüler beni şaka ediyor, tiyatro oynatıyor. Yoksam bu hırzı kırıklar beni çakal avcısı, ördek avcısı mı sanıyorlar? Yoksa ben tavuk hırsızı mıyım be? Gördünüz mü köylülerinizi? Hiç acıyan çıktı mı bak? Ula ciğeri delikler, ben yeri göğü titretmiş bekovniyim be! Eşkıyaların padişahıyım! Siz benden korkmuyor musunuz ha? Yüreğiniz titremedi mi? Ula ciğersizler, ula akılsızlar! Ben bunları götürüp keseyim de görün! Bir sabahtı. Baban Reşo Ağa sabah kalktığında hava günlük güneşlikti. Ellerini açıp Tanrı'ya dua etti kış gününde böyle bir gün nasip ettiği için. Çok geçmedi silahlar patladı. O güzel güneşli gün kana boyandı. Musto adamlarıyla köyü bastı, köylülerimizi öldürdü. Çocukları öksüz kodu. Ağamız eli kolu bağlı öldürüldü. Anasının feryatları arasında ipin ucunda can verdi. Ablamız çok şükür kurtuldu ama velakin o acıya dayanılması zor mümkün. Dedim herkesi öldürdün, beni de öldür. Ağamız geldiğinde biz ne cevap ederik? Dedi cevabını gelsin, benden alsın. Benim babam Reşat'a ekmek yedirdiği bir adam tarafından öldürüldü. Benim çocuğum öldürüldü. Karım ölümden kurtuldu. Acım büyüktür, tarifsizdir. Bugünden itibaren büyük küçük bütün eşkıyanın düşmanıyım. Ve hepsinin başına para koyuyorum. Bütün köylere haber salsınlar, kahvelere kağıtlar asınlar. Eşkıya başına para koymak iyi akıl değil o. Hem hükümete karşı, hem de eşkıyalara karşı. Eşkıya yapacağını yaptı artık. Dediğim aynen yapılacaktır. Ben kararımı vermişim. Thank you.
aşağı! Şey aşağı! İn aşağı! Bahav! Karapınar köyünden Reşat Ağa'nın oğlu Osman Efendi, dağlarda gezen, ırzımızda, namusumuzda ve canımızda malımızda gözleri olan eşkıyaların başına para koymuştur. Mustafa Erenler için 10.000 lira, Beko Avni için 7.000 lira, Kara Aziz için 7.000 lira, Köse Mahmut için 4.000 lira, Serçe Mehmet için de 3.000 lira koymuştur. Allah'a vekil, bu iş başımıza dert açacaktır. Koca hükümet baş edememiş bu eşkıyalarla. Hoş biz mi edeceğiz? Ula şimdi bu herifler duyacaklar ki başlarına para konmuş. Vallahi topumuzu kurşuna dizerler. Evimizi başımıza yıkarlar. Ulan ne susuyorsunuz? Dilinizi mi yuttunuz? Nedir? Senin işin yok mudur? Sabahtan beri nutuk çekiyorsun. Otur oturduğun yerde be yaren. Şimdi dinden de imandan da doğrudur. Doğrudur, bütün ağlar dağda eşkıya beslerken bizimkisinin yaptığı pek doğrudur. Doğrudur, yanlıştır. Adamın yüreği yanar, babası ölmüştür. Otur yerine, otur yaran. Dilin boğazına kaçtı, bir daha da konuşma. Söyleyeyim bakalım. Doğrudur. Evet, doğrudur. Bu paraları kim verecek? Osman Ağa. Sağlamdır. Sağlamdır. Hmm.
Hey, şu ateşini versene. Reşat Ağa'nın oğlu Osman bütün köylere haber salmış. Kahvelere, dükkanlara kağıtlar astırmış. Demiş ki, her kim Mustafa'nın başını getirir, ona 10.000 lira. Her kim Avni'nin kellesini getirir, 7.000 lira. Her kim Meşkiya Mahmud'u getirir, 4.000 lira. Aziz'in kafasına para yok mu? 7.000 lira biçilmiş. Hoş be karı, Aziz Ağa senin babanı mı öldürdü? İnşallah yağlı kurşunlara gelir. Benim kafaya fiyat yok mu? Vay dürzü vay! 4 tane tavşan vurdun diye kafaya fiyat istiyorsun ha? Ne tavşanı? Adam vurmuşum adam! Hem de alnının çatından! Sus lan dürzü! Şimdi bir tokat da gebertirim ha! Bu kelleyi bir gün koparırlar Aziz. 7.000 lira demişler, duydum. Kimse 7.000 lira için canını değişmez. 7.000 lira az para mıdır? Vallahi çoktur. Kafanı gövdenin üstünde tutmaz elin milleti. Gönlünü rahat tut. Şeytan girer adamın yüreğine. Uykuda keserler seni. Ulan depretme ayağını! Eşeğin oğlu, niye öyle kötü kötü bakıyorsun? Yoksa gözün benim kellemde mi?
Reşat, sen misin? Reşat, sen misin? Kimsin? Azrail! Bir gece evimizi bastılar. Kocamı dövdüler, beni kaçırdılar. 3 aydır dağdayım. Kendimi intihar etmeyi düşündüm kaç kere. Yapamadım. Can tatlı geldi. Şimdi kimin yüzüne bakarım ben? Kimsenin yüzüne. Dağda 3 ay eşkıyalar yanında kalmış bir kadına falan filan neler var. Bedavaya kurşun atmam ben.
babamı, çocuğumu, iki köylümü öldürdü Mustafa Erenler. Bana asıl onun kellesini getirmelisin. Anladığım kadarıyla cesur ve yiğit bir adama benziyorsun. Bu işte sonuna kadar benimle beraber olursan seni memnun ederim fazlasıyla. Adın ne senin? Adım lan sana ne? Misafirimdir. Başımız üstüne. Veli haber getirdi. Osman'a başına 10.000 lira koymuş. Bütün yakın köylere de haber salmış. Bir gün bir adam gelmiş. Kara, uzun bir adam. Adam listeye bakıp sonra eşkıya Mahmut'un üstüne bir cızık çekmiş. Uzun bir cızık. Ve adam gitmiş. Günler geçmiş. Bir heybeye koymuş başını Mahmut'un. Getirip ortaya atmış. Osman'a senin kafanı istemiş. O da düşünmüş. Korkusundan düşünmüştür. Hiç sanmam. Adamın gözü pekmiş. Hadi lan çakalın en iyi, Ezrail ettin herifi başımıza. Şimdi bu adam benim kafayı çizdi öyle mi? Çizdi. Yeri yurdu belli mi bunun? Belli, kardan ev yapmış kendine. Karni Dağı'nın altında. Kardan ev? Karni Dağı'nın altında. Kardan ev. Buz ayısı mı bu be?
Beko Avni bizim 6 köylümüzü alıp götürmüştür. Bunun karşılığında 7.000 lira para istemiştir. Parayı denk ettik. Lakin götürmeye kimse yanaşmıyor. Korkuyorlar. Buraya bunun için geldim. Bir adam gelmiş sizin köye, eşkıya. Eşkıyaların celladı. Kendisine para versek, bu parayı götürüp bizim adamları kurtarır mı acep? Biz umudumuzu bu heriflere bağladık. Kimse bunlar için 5 kuruş vermez. Az daha beklesek acımızdan ölürüz vallahi. Beko'nun aklı iyidir. Onun aklını kılıç kesmez. Kızı alıp kapattı, Beko'nun aklı uçtu. Ekmeğimiz de bitti. Bir köye inmezsek halimiz harap. Hemen harekete geçmekten başka çaremiz yok. Evet, doğru. Ola kimdir gelen? Ola kimdir o? Para getirmiş. Para? Bu bokluklar için tamı tamamına 17.000 lira be. Sen kimsin ha? Gel hele. Kimsin lan? Beni ne yapacaksın? Sana para getirdim işte. Ula bir bok yemeyesin. Sen gözün göze benzemiyor hiç. Para 7.000. Bin. 2.000. 3.000. 4.000. 5.000. Altı bin.
Yedi... ...yüz bin... ...li... Ne yaptın lan Dürzü? Bunları görüyor musun? Tavşan değil, adamdır. İyi bok yemişsin Dürzü! Beni tanıdın mı? Ben kimim? Tanımazsın. Lakin para koyarsın başıma. Ben Aziz'im, Kara Aziz'im. Başıma koyduğun 7.000 lirayı almaya gelmişim. O dediğin adam yoktur. Senin celladın nerede? Eşkıya celladın. Onun da kafasını koparmaya gelmişim. Arkadaşlar aç, yorgun. Yemek koyun, su ısıtın. Bahri de yaralı.
geçmiş olsun. Artık hiçbir şeyin kıymeti yok. Her şey boş ve manasız. Düşünüyorum da ne lüzumsuz şeyler için zehretmişiz hayatımızı. Ölmeseydi, yanımda olsaydı karım. Kolumun biri olsaydı, bacağımın biri olsaydı. Evli misin? Evli olsaydın bilirdin alışkanlığı. Hayatı bir kadınla bölüşmenin ne demek olduğunu bilirdin. Her şeyiyle gözümün önünde. Dün gibi. Sanki evde hala beni bekliyor. Ama yok. Olmayacaktı. Soğuk, karlı toprağın altında şimdi. Sağ olsaydı böyle düşünmeyecektim biliyorum. O hadise hep rahatsız edecekti beni. Kimselerin yüzüne bakamayacaktım. Şimdi herkesin gözünde büyük adam. Ama kaç para eder? Bir şey soracağım sana. Hiç düşündün mü ben kimim, neyim? Nereden gelmişim, nereye gidiyorum? Şu koca dünyadaki yerim nedir? Onları biliyor musun sen? Şu 7 senedir durmadan kan kusan bir tüfeğim, soyguncuyum, katilim, hapishane firarisiyim. Bir kanun kaçağıyım. Jandarma peşimde, hakkımda vur emri var. Yakalasalar asacaklar. 7 senedir diyar diyar gezip baş kesen celladım. Niye celladım? Niye sıcak evinde oturan 300 liralık bir memur değil? Niye büyük şehirde 3 kağıtçılık yapan bir avukat değil? Niye dükkanını saat 6'da kapatıp rakısını içmeye giden bir doktor değil? Niye tüccar değilim, şoför değilim? Niye afyon kaçakçısı değilim? Çünkü 8 sene önce Siirt'in bir köyüne gelen, içi memleket sevgisiyle, heyecanıyla dolu, gözü pek bir öğretmendim. Bir karım vardı, yeni evlenmişti. Mutluluk dedikleri belki o günlerdeydi. Sonra birden her şey bitti. O hiç aklımdan çıkmayacak güzel günler bir daha geri gelmemek üzere gitti. Bir gece eşkıyalar bastı köyü. Ve benim karımı beraberimde götürdüler. 9 ay dağlarda eşkıyalarla kaldı. Sonra bir gün ölüsünü getirdiler köye. İntihar etmiş. Ansızın her şeyin manası değişti. Sevmenin sınırsızlığını, acının sınırsızlığını, öfkenin sınırsızlığını anladım. Yaşamak çekilmez büyüktü artık. İnsanları sevmiyordum. Kendimi dağlarda buldum sonra. Kan kusan bir silahtım. Eşkıya avına çıkmıştım. İlk yakalandığımda 11 kişi öldürmüştüm. İdama mahkum edildim, hapishaneden kaçtım. Ve kan, barut ve öfke içinde 7 yıl geçti. Öldürdüğüm adamların sayısını unuttum ama... karım hala aklımda. Her gün, her saat, her dakika. Çünkü her şey onunla güzeldi. Ne demek istediğimi anladın, karın için geldim buraya. Eşkıyalar dağ kaldırdı diye kabul etmediğin karın için. Erkeklik onuruna dokundu değil mi? Asıl erkeklik onu bu acı içinde yalnız bırakmamaktır. Aziz? Benim. (Gülüyor)
uzun boylu, kara bir adamdı. Reşat Dağı'nın köyünde kurşun yemiş senden. Körpe karısını almak istiyorsa gelsin dedi. Geçtiği yollara işaret koyacakmış. Murat suyunu takip ederse beni bulur dedi. Gitti. Cevap ver, nereye gitti? Bilmiyorum. Sana bir şey yaptı. Söylesene şeyin kızı, bir şey yaptı sana. Thank you.
yaklaşmıyor Eşioğlu. Bizimle rahat vuruşacak yer arıyor. Tilki gibi kurnaz. Tüfek menziline girmiyor. Durdu. Vuruşacak. Akşam olacak. Karanlık çökerse bir daha tutamayız. Çembere alırız. Bahri sol cepheyi. Süleyman da sağ cepheyi tutacak. Çetin de karşısını. Geçit vermeyeceksiniz. Tüfek menziline kadar sokuluruz. Dört bir yandan atış alırsak orada kalır. Kalır hem de cansız. Mezarını mı kazıyorsun kurban? Biraz derin kaz da rahat edesin.
kral! Uyuyup uyumayasın ha! Vallahi donarsın, kurtlara yem olursun sonra! Ulan topal ayı! Ben ihtiyar çakal değil, tecrübeli bir kurtum! Çakal dediğin kafandadır, ömrüne az kalmıştır! Çakal kafandadır, doğru! Lakin senin gözlerin persizdir! Elinden kaçırırsan, postunu vartuya delik gönderirler ha! Öyle! Kurt kocayınca çakalların maskarası olurmuş! Maskarası falan yok bunun! Sen gene de dikkatli ol! Dediğimi unutma! Uyuyup kalma ihtiyar çakal! Benim nasihata ihtiyacım yok! Sen kendine bak! Çetin! Çetin! Çetin vuruldu galiba. Ha. Sabaha bekleyeceğiz. Thank you.
Serçe Mehmet adında bir dürzüyü arıyorum. Nasıl tanımazsın? Uzun boylu, şeytan bakışlı, tilki gibi kurnaz, sırtlan gibi yırtıcı bir adamdır. Eşkıya avcısıdır kerata. Benim amcamın çocuklarını öldürdü. 2 yıldır peşindeyim. Bunları da muhakkak öldürmüştür. Jandarmalar. Köyü sarıyorlar. Ne yapacaksın şimdi? Serçe Mehmet teslim ol. Etrafın sarıldı. Kurtuluş imkanın yok. Düşünmen için 3 dakika mühlet veriyorum sana. Seni kurtarmak isterdim. Önce kendini kurtar. Hadi.
Bu hınzır teslim olmaz komutanım. Daha önce 3 defa kıstırdık, 3'ünde de kaçtı. Bu sefer kaçamayacak Serçe Mehmet. İhtar ediyorum, teslim ol. Teslim olmazsan evle birlikte seni de yakacağım. Tekrar ediyorum Serçe Mehmet. Etrafım tamamen kuşatılmıştır. Kaçmana imkan yok, teslim ol. Vaktin doldu Mehmet. Teslim ol.